Milli Eğitim Bakanlığı farklı nedenlerle eğitimlerine devam edemeyen öğrenciler için eğitimle yeniden buluşma projesi başlattı. Projeyle eğitime yeniden kazandırılan öğrencilerden biri de annesinin rahatsızlığı nedeniyle okula ara veren 14 yaşındaki Fikriye Bala oldu. Samet Güner ve Yasin Kamaloğlu'nun özel haberini izleyelim. Özcan Hoca'dan çok teşekkür ediyorum. Bizim eve geldiği için, bana yardım ettiği için. Fikriye Bala'nın bu sözlerinin nedeni Özen Tarı'nın kendisine ulaşıp eğitime devam etmesini sağlaması. Çünkü Bala Mardin'de yaşarken okulu bırakmak zorunda kalmıştı. Bir meslek sahibi olabilirdim. Ortaya annemin hastalığı çıktığı için okulu bırakmak zorunda kaldım. Şimdi biz 7 kardeşiz. Kardeşlerime bakmak zorundayım. Fikriye Bala annesinin kas hastalığının tedavisi için ailesiyle İstanbul'a geldi. Fikriye Bala 14 yaşında. Eğitime annesinin rahatsızlığı nedeniyle ara vermişti. Eğitimle yeniden buluşma projesiyle öğretmenleri kendisine ulaştı. Şimdi ise Fikriye Bala eğitimine tekrar devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4 Ocak'ta başlayan projesiyle orta öğretimdeki okullaşma oranı %95'ten 97'ye yükseldi. Öğretmenler okula devam etmeyen öğrenciler listesinde olan Bala'ya ulaştı ve durumunu öğrendi. Bundan sonraki süreç Fikri ile ilgili öncelikle açık liseye kaydını yaptıracağız. Annesinin temel ihtiyaçlarını, kardeşleriyle ilgili ki ihtiyaçlarını karşılamak üzere de kaymakamlıkla beraber çalışıp bu ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra örgün eğitime inşallah kaydını yaptıracağız. Annemin ilacının gelmesini de bekliyorum. İnşallah gelir, annem iyileşir. Özledin mi okulu? Hem de çok. Bala artık çok özlediği okuluna kavuşmak için gün sayıyor. Annem hasta olmasaydı okula devam ederdim ama şimdi okula devam edeceğim. Şu an açık öğretimden okuyacağım ama annem iyileştiği zaman normal okula geleceğim. Kardeşlerimle birlikte okuyacağım. Bala'nın hayali ise tıp okuyup doktor olmak.